Fotoğraf beklenmedik bir yakınlık duygusu yaratır ve sınırları bir anlamda ortadan kaldırır. Benim amacım bu resimlerle bir empati kurabilmeniz. Belki başka yerde görseniz çok da dikkat etmeyeceğiniz bu insanlara dair bir şeyleri fark etmeniz. Böyle bir resmi nasıl ortaya çıkardığından biraz bahsedebilir misin? Resimlerinin çekilmesini isteyen insanlarla tanışmak istedim. Duvardaki bir sinek gibi ya da çok uzaktan öylesine fotoğraf çeken biri gibi olmak istemedim. O yüzden benim için fotoğrafladığım kişinin iznini almak hep çok önemli olmuştur. Onlar tamam derse o zaman harika. Sonra etrafta dolanıp beyaz bir duvar ararız. Ardından onlara söylediğim tek şey kameraya bakmayın olur. Çünkü onların neredeyse habersizmiş gibi görünmelerini isterim. Sanki sokakta öylece fotoğraflanmışlar gibi. Genelde ya gitgide rahatlarlar ya da sıkılıp kızmaya başlarlar. Peki hala bitmedi mi diye soranlar olabilir. İşte onun ardından enteresan bir şey olur ve genellikle o anda yakalanan kareler en güzelleridir. Bu kadar indirgeyici resimler çektiğinizde aslında potansiyel anlatıcıya dair birçok şeyi, bağlama dair pek çok şeyi ortadan kaldırıyorsunuz. Bu detayların tamamı en güçlü fotoğrafın nasıl ortaya çıktığını ifade ediyor. Peki sence bu biraz şey olabilir mi? Fazla bilgi mi? Aslında ben daha çok kaba diyecektim. Kabalık naziklik deyince böyle söylemeye çekiniyorum ama... Bana kalırsa hepimiz böyle görünüyoruz. Eğer biz de bu kadar detay gösterecek şekilde fotoğraflanıyor olsaydık, biz de aynen böyle görünürdük. Ve olduğumuz kişiler de zaten bunlar. Bence en kaba fotoğraflar moda dergilerinin kapaklarındakiler. Yani sonuçta kimse aslında öyle görünmez ki. O yüzden bence bunlar hem çok daha gerçekçi hem de mesela bence bu kadın inanılmaz güzel. Yani bana göre onun yüzündeki çizgilerle, yüzüne vuran güneşle ya da bunların onun hakkında ortaya çıkardıkları şeylerle ilgili kaba bir şey burada söz konusu değil. Ayrıca baksanıza gözlerine kalem çekmiş, rujunu sürmüş ve... Uyumlu montunu giymiş. Ve şurada bir kalp düğmesi olan rujuyla uyumlu montunu giymiş. Bunların hepsi bir anlamda bize onun ne kadar iyimser biri olduğunu gösteriyor. Çalışmalarımla ilgili yapılan eleştirilerden biri de sürekli fakir insanları ya da evsiz insanları fotoğraflayabiliyor. Fotoğrafladığımın söylenmesi. Bu çok yaygın bir varsayım. Bu insanlar ünlü ya da politikacı değiller. İnsanların ellerinde bir güç olduğunda, parasal bir güç ya da herhangi bir çeşit güç olabilir, o durumda kaybedecek çok şeyleri olduğunu düşünürler ve sadece belli bir ışık altında poz vermek isterler. Öte yandan kaybedecek çok bir şey olmayan insanlar ise kendileriyle ilgili oldukça cömerttirler ve başkalarının kusur olarak değerlendirebileceği şeyler hakkında da oldukça rahattırlar. Bu fotoğrafların amacı kendimizle ya da dünyaya bakış açımızla ilgili daha iyi hissetmemizi sağlamak değil. Bunlarla bir anlamda estetik cazibe yaratmayı ama sonrasında da rahatsız edici gerçeklerle bu fotoğrafa bizim ne kattığımızla yüzleşmenizi istiyorum. Bu insanla yüzleştiğimde neden rahatsız hissediyorum? Burada benimle ilgili olan şey ne? Bence birçok şeyle mücadele etmeniz gerekiyor. Ama bu sonuçta kesinlikle buna değecek bir deneyim.